Yani pandemi öncesi ve pandemi sonrası diye e, ligi ikiye ayırmak lazım. Pandemi öncesinde eğer e, lig devam etseydi ben Galatasaray'ın şampiyon olabileceğini düşünüyordum. Pandemi sonrasında Galatasaray'ın ne hale geldiğini gördük. E, ve işin garip tarafı nedir biliyor musun? Bu sene e, MHK'nin kötü hakemleri yüzünden, formsuz hakemleri, var hakemleri yüzünden... Üç büyükler yarışa bu kadar erken havlu attılar. Bu kadar pandemi sonrasında bezgin futbol oynuyorlar. Ee, ve hala dün gördük ki Fenerbahçe'yi hakemlerin nasıl doğradığını, nasıl göz göre göre hatalar yaptıklarını gördük. Ben e, uzun yıllardır, yaklaşık 10 yıldır bu kadar kötü hakem performansları görmedim. Ama e, MHK Başkanı için hep e, şu söyleniyor, iyi insan... E, dürüst insan, tamam iyi insan dürüst olmak o koltuklarda oturmak için yeterli değil. Hakemlerine hakim olacaksın. Bir defa e, geçtiğimiz günlerde Yusuf Namoğlu'nu ağırladı e, sevgili Ender Bilgin. Ve orada Reha Hoca'yla Erman er Toroğlu'da sorular sorduğunda kendisi şu anda e, MHK'nin elinde 50, ta, 50 tane hakem olduğunu, var eğitimi almış Süper Lig'de maç yönetebilecek hakem olduğunu ama buna rağmen 16 ve 18 civarında hakemle ligin bitirilmeye çalışıldığını söylüyor. Ben burada bir art niyet seziyorum. Ee, diyeceğim şu ki, yani ilk defa ben 93'ten beri bu mesleği yapıyorum, e, spor medyasının içindeyim. İlk kez üç büyükleri bu kadar rahat bir şekilde hakemler çatır çatır doğradılar. E, Trabzonspor'da birçok maçta doğradılar. Ee, aradaki puan farkı 4'e çıktıktan sonra böyle e, işte daha normale döndüler Trabzonspor için sanki iş işten geçtikten sonra. Ama e, burada ben e, kulüp yönetimlerinin e, zaafları olduğunu düşünüyorum. E, biz burada konuşunca e, 2 Kasım, 3 Kasım'daki takım oyunu programlarımda. Benim konuşmalarım var. Hatta Fenerbahçe Kulübü de beni spor savcılığına verdi. Türkiye Futbol Federasyonu da o konuşmalarım için, Erman Torol ile birlikte benim konuşmalarım için spor savcılığına verdiler. Orada biz ligin şu anki duruma geleceğini, ligde neler yaşanacağını çok güzel özetlemişiz. Ve spor savcısı da demiş ki benim için de Erman Hoca için de bu adamlar evet sert eleştiriler yapımını yapmışlar ama her şey ortada. Doğruları söylemişler diye rapor etmiş. Yani biz burada şunu söylediğimiz her şey aslında kulüp başkanlarına, kulüp yöneticilerine, hakem camiasına, hakemlere gözüne ışık tutmadık, önlerine ışık tuttuk. Ama konudan vazife almadılar. Bir kulaklarından girdi, bir kulaklarından çıktı. Şimdi şunu söyleyeceğim. Gerekirse dört büyük kulüp başkanına mektup yazacağım. Çünkü televizyonda söylediklerimiz uçuyor. Bunun için de istiyorlarsa beni mahkemeye versinler ama Türk futbolunda şöyle bir düzen oluştu. En iyi teknik direktöre sahip olsanız da, en iyi kadrolara sahip olsanız da hakem camiası dürüstçe maçlar yönetmiyorsa şampiyon olamazsınız. O yüzden zaten kulüpler yokluk içinde, batmak üzereler. Ya şimdi bakıyorum transfer için kimi 10 transfer yapacak, kimi 5 transfer yapacak, kimi teknik direktörünü değiştirecek. Önce Kulüpler Birliği'nde oturup konuşacaksınız. Sonra, çünkü dört, niye dört büyük diyorum? Çünkü dört büyükler çok para harcıyorlar, şampiyonluğu oynuyorlar. Başakşehir'i kenara tutuyorum. Başakşehir bir şirket artık ve iyi de kadroları var. Çok fazla e, yine sirkülasyon olacağını düşünmüyorum. Belki şampiyonluğunu bu akşam bile ilan edebilirler. Ama dediğim gibi korunan bir kulüp durumunda oldular bu sezon. Belki bilerek, belki bilmeyerek hakemler tarafından. Ama Göksel, Sayın Göksel Gümüşdağ. Kulübü çok iyi yönetti. Eleştiriler karşısında sustu, cevap vermedi. En azından spor savcılığına kimseyi vermedi. Demek ki başarılı bir yönetim gösterdi, başkanlık örneği gösterdi. Yani diyeceğim kulüp başkanlarına buradan sesleniyorum. Önce MHK başkanına dan şu garantiyi almanız lazım. Evet hakemler hata yapar ama var da hata yapıyorsa biz art niyet sezeriz ve böyle bir lig istemiyoruz. Eğer bu sezonki hatalar bizi doğrama sezonunuz gelecek yılda devam edecekse o koltukta oturmayın ya da biz bu ligde sizi istemiyoruz. Bu hakemleri istemiyoruz. Bunun garantisini istiyoruz dedikten sonra MHK başkanından bunun garantisini aldıktan sonra transfer yapsınlar. Alamıyorlarsa da MHK başkanı görevini bıraksın, gitsin. Yusuf Namoğlu çok iyi bir insandı. Evet. Zaman zaman iyi işler de yaptı ama o akşam Tarihi bir itirafta bulundu yine A Spor ekranlarında. Lafı biraz uzattım ama bu önemli. Abi. Dedi ki, e, Türk Telekom stadındaki Galatasaray-Trabzonspor maçında Ümit Öztürk vara var gitti. Pozisyonun penaltı olduğunu gördü ama gidip penaltı düdüğünü çalmadı dedi. Bu tarihi bir itiraf. O zaman e, Sayın Yusuf Namoğlu'na ben buradan şunu söylüyorum. O koltukta oturuyorsunuz, MHK Başkanı sıfatınız var. Çağırırsınız Ümit Öztürk'ü ya da işte o maçtaki bütün hakemleri. Hata yapan hakemleri derhal düdüğünüzü asın, görevinize bırakın, sizi istemiyoruz, bile bile hata yaptınız. Çünkü hak niyetlisiniz demesi lazımdı. Çünkü tarihi bir itirafta bulundu. Hakemin hak niyetli olduğunu söyledi. Bile bile vermedi dedi. Daha ne desin? O zaman o koltukta oturmayacaksın. Ya da o koltukta oturuyorsan bataklığı kurutacaksın. Başka yolu yok bu işin. O hakemler görevine devam etmeyecekti. O an işi bitirecekti. Demek ki MHK başkanları... Ben yine söylüyorum, yine bunları söylediğim için de hep savcılığa veriliyoruz. Kurullarına hakim değil kardeşim, hakemlerine hakim değil. Ben Nihat Özdemir'i sezon boyu çok beğendiğimi, çok iyi işler yaptığını, pandemi dönemini çok iyi idare ettiğini hep her programda vurguladım. Ama Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu da beni spor savcılığına vermiş, ne garipse. <laughs> E doğru söyleyene köyden kovarlar. Ben doğruyu söyledim. Bu sezon Fenerbahçe çatır çatır doğrandı. Beşiktaş doğrandı çatır çatır. En son Alper Ulusoy faciasıyla Galatasaray devre dışı bırakıldı. Sivas Spor belki şampiyon olacaktı. Çok maçta ligin ilk yarısında o 26 haftalık bölümde doğrandı. Dediğim gibi e, Trabzonspor'u da 12 maçta doğradılar. Ama e, burada ben kulüp yönetimlerinin de yeteri kadar masaya yumruğunu vurup MHK'ye evet. karşı ses getirecek açıklamaları yapamadıklarını düşünüyorum. Kulüp başkanları da kendilerine bu başarısızlık karşısında bir pay çıkarmaları lazım. Ama bu işin yolu şu, MHK başkanı ya o koltukta oturmayacak, oturacaksa gelecek sezon bu bataklığı kurutacak. Kurutamayacaksa o koltukta oturmasın, yoksa transferler yine boşa gider, korunan takımlar şampiyon olur. Aspor muhabirleri hazır. Maçlar öncesi son bilgileri alacağız. Onlardan Kasımpaşa Rize'yi konuk edecek. Ahmet Selim Kul son bilgileri aktaracak. MTC Türkiye'nin Malatya Spor Beşiktaş karşılaşması öncesinde Sercan Erduran'dan detayları öğreneceğiz. İlk olarak İstanbul'dayız. Kasımpaşa Rize maçı öncesi söz Ahmet Selim Kul'da. Teşekkürler Cüneyt Şen. Maçın başlamasına artık çok kısa bir süre kaldı. Tabi Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda oynanacak. Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri de belli oldu ilk olarak. ilk 11'leri vererek başlayalım. Kasımpaşa'nın kalesini Ramazan koruyacak. Defansın sağında Hader Gonay. Stoper'de Breçka Meriah ikilisi ve sol bekte de Hadadi forma giyecek. Orta sahada Tırpan ve Aytaç ikilisi. Önlerinde sağ önde Yusuf Erdoğan. 10 numara mevkinde Hayredinoviç ve solda da Mometiyam oynayacak. E, Koyta'nın yetişmediğini söyleyelim maça. Beşiktaş maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Onun yerine de Gerard Gohu Kasımpaşa'nın gol silahı olacak. Tabii e, bir de Sarliye Kasımpaşa adına sakatlı sebebiyle kadroda yok. Bu bilgiyi de paylaşalım. Çaykur Rizespor kanadında ise bazı sürprizler var. E, beşli defans mı, üçlü defans mı açıkçası bunu biraz da sağda göreceğiz ama 3 stoperle maça başlıyor. Çaykur Rizespor kanadı. Kalede Tarık Çetin başlayacak. E, stoper stoperler İvanol, Ivanaldo Fernandez, Burak Albayrak ve Talbi. Bu üç stoperle sahaya çıkıyor Çaykur Rizespor. Ee, sağ bek veya sağ e, kanat oyuncusu diyelim Orhan Ovacık da olacak. Solda ise Albert Koç'un forma giyeceğini belirtelim. Orta dörtlüde ise Boldrin, Diamonde, Oğuzkan Güçtekin ve Garmaş dörtlüsüyle sahaya çıkıyor Çaykur Rizespor. Rizespor'un gol umudu da Skoda olacak diyelim. Tabii Çaykur Rizespor'da da bazı eksikler var, sakatlar var. Bunları da belirtelim. Eee Abarhun zaten uzun süredir forma giyiyor. Umar Aminu sakat ve Morozyuk da yetişmedi. Bu maçın kadrosunda yer almadığını belirtelim. Tekrar edelim. Çaykur Rizespor 32 puanla 15. sırada onun için çok kritik bir maç. Küme düşmüş. Ve mücadelesini tam olarak içinde Kasımpaşa ise buna nazaran 36 puanlı 11. sırada ve artık ligde kaldı diyebilir. Buradan kaybettiği takdirde bile bu akşam Kasımpaşa ligde kalmayı garantileyebilir. Bunu belirtelim diğer maçların sonucuna göre. Bizim şimdilik Kasımpaşa'dan aktaracaklarımız bu kadar. Maz sonu bağlantılarıyla tekrar birlikte olacağız. Sözü tekrar stüdyoya Cüneşhan'a e bırakalım.